Merhaba arkadaşlar, Futbol Manager Türkiye kariyerimizin 36. bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde ee, biliyorsunuz birazcık patladık diyebiliyoruz. UEFA'dan eğlenmiştik biliyorsunuz arkadaşlar. Eğer izlemediyseniz hemen sağ üst köşeye çıkan etiketten bir önceki bölümümüze gidebilirsiniz arkadaşlar. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Bütün videolarımda olduğu gibi arkadaşlar. Eee, şöyle hemen bakıyoruz fikstür diyoruz bir önceki bölümde Evet Beşiktaş'a 2-0 mağlup olmuş kendi evimizde Udinese 1-0 yenilik ve daha sonra Kayseri Spor deplasmanda 2-1 yenmeyi başarmıştık Arkadaşlar bu bölümde neler yapacağız hemen ona bakalım Bursa Sporu kendi evimizde Bursa Spor oynayacağız sonra daha sonra e, Kasımpaşa deplasmana gidiyoruz ve daha da sonra kendi evimizde yine Rizespor'a karşı oynayacağız arkadaşlar eğer araya Türkiye Kupası maçı girmezse dedik ve Bursa Spor maçına giriş yapıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki bölümümüzde büyük bir sürprizle Joelinton'u yine kadromuza katmıştık. Aynı Matheus Pereira olduğu gibi. E, aslında Renato Sanchez de katacaktım arkadaşlar. Eee, ama nasıl diyeyim size kıl payı kaçtı diyebilirim. Maalesef kıl payı kaçtı diyebilirim. Valencia'ya gitti. Yine kiralık olarak Valencia'nın yolunu tuttu. Dedikten sonra şöyle bakıyoruz. Neler var neler yok neler yok neler var. Yassina Tarhan birazcık sakat gibi duruyor. Onun yerine e, Lohmar alalım. Orta sahaya yardımcı olur. Belki ilerleyen dakikalarda Richard yavaş yavaş e, sakatlıktan kurtulmaya başladı. Daha 19 yaşında bundan da e, bu oyuncudan da aslında bayağı ümidim var dedikten sonra şöyle bakıyoruz ondan sonra ondan sonra biliyorsunuz bir orta sahaya bir oyuncu düşünüyordum arkadaşlar nerede o aldım bir tane ben nerede o neredesin burada mı yok nerede bu şöyle bakalım bir dakika transfer geçmiş dedik Levent Ayşecek İşte bu Tamam. Kadromuzda. Kaydetmek mi biz bunu? Şöyle bakalım bir dakika ben göremedim yani. Yani göremiyorum değil mi ben? Yani siz görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum ha. Göremezsin tabi. Adamı yedeklerden arıyorsun? Adam ilk 11'de. Kadir'i, Kadir'i kesmiş adam. Adam direkt ilk 11'de. Vay anasını. Neyse tamam bu da bu keselim. Biz maçımıza dönelim. Saat gecenin dördünde video çekersen böyle olur. Önünü göremezsin. Evet yabancı görüyorsunuz. Levent Ayçiçek yazına bakmayın. Yabancı Alman kendisi. Almanya'da bilmiş ve Alman seçmiş. Saygı duyarız. Ne yapalım? Bizde de yabancı sınırlamamız olmadığı için herhangi bir sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum ve bu da bu da kesiyorum. Maçımıza girişimizi yapıyoruz. Hadi bakalım beyler bana neler yapacağınızı gösterin dedim. Ve saldım çeyre Mevlam kayıra dedik. Maça Bursa Spor başladı. Kendi sahamızda oynuyoruz Bursa Spor'a karşı. Vilarba derken simülasyon geldi girdi araya. Hop dedi sen nereye gidiyorsun dedi. Tamam dedim gitmiyorum dedim. Dakikalar 8 oldu bu arada. Fran, ay, tran, tram var diye bizim bir 18 yaşına forvetimiz. Onu gönderir miyim? Onu göndermedim. Niye göndermedim? Fatih Haktay'a bir kiralık teklifi geldi. Fatih'i gönderdim arkadaşlar. Şimdi Jugaeka, Gilas, Bursa Spor Hata, Gilas, Sağda Fulluk, Ortayı yaptı, top direkten döndü. Şimdi Duştak, Duştak ancak defansımız ara girdi, top korneye çıktı Bursa Spor, 17. 17. dakikada gole çok yaklaştı ancak top direkten döndü. Şimdi Eduardo Villalba ancak simülasyon geldi girdi araya atak olgunlaşmadı. Dakikalar 20 oldu. Yine pozisyon üretmekte birazcık sıkıntı çekiyoruz. Levent Ayçiçek bakalım e, takım adapte olursa ve ilk 11 sabit bir ilk 11 oyuncumuz olursa eğer takıma katkı yapacağını düşünüyorum. Bir tane adam vardı aslında Macar bir adam bulmuştum arkadaşlar size söylemiştim ben video haricinde oyuncu araştırması yapacağım diye. İsmini unuttum tam benlikti böyle şey özelliklerinde yazıyordu. Öldürücü paslarla pozisyon yaratma yani yaratır şeklinde bir ibare vardı aslında tam benlikti o adam ama bir türlü ee, takımımıza katamadık maalesef kendilerine dedikten sonra ikinci yarı başladı bıdı bıdı kestim ikinci yarıya biz başladık Hadi çocuklar bakalım birazcık e, yaratıcı olmaları konusunda oyuncularımızı uyaralım. Çünkü 60 dakika oldu. Henüz bir atak girişimiz olmadı. Şimdi Matheus Pereira. Solda Eduardo. Eduardo. Daha gaza al. Ortaya yaptık. Kaleci Muhammed. O nasıl bir ortaydı ben bile çözemedim. Şimdi Muhammed uzun bizim Muhammed'e geldi. Levent. Matheus Pereira. Villalbağ. Wilhelma. Sağda Muhammed boş atamadı. Levent tekrar. Wilhelma. Villalba. Wilhelma'dan Pereira. Eduardo. Sağda Muhammed. Muhammed ortaladı. Joelinton'a gelmedi. Wilhelma. Joelinton döndü. Vurdu kaleci. Matius Pereira. Matius Pereira. Dakika 60. 1-0 öne geçtik. Fırsatçılığını konuşturdu. İşte burada Wilhelma. Joelinton döndü. Vurdu kaleci. Muhammed'ten döndü. Pereira burada fırsatçılığını konuşur. 59. dakikada Bursa Spor karşısında takımımızı 1 0 öne geçirdi. Teşekkür ederim Matius Pereira. <laughs> Dakikalar 70 oldu. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Johan Linton ikinci maçta ikinci asistini yaptığı takımımıza biliyorsunuz bonservisini bonservisiyle birlikte takımımıza katıldı. Ee, Birçok eleştiri aldık aslında gazetelerde çıkan eleştirilerde işte transferde bütçenizin çoğunu Juventus'a falan filan da ama hiç önemli değil. Şimdi Matheus Pereira. Pereira Hasan Ali geldi aldı topu. Hasan Ali uzun oynadı şimdi. Necit. Necet ancak Z. Eduardo kaptırdı. Necet tekrar orada bir karambol. Muhammed yanlış pas. Necet bu Bursa Spor'a Levent Villalba ne oluyor? Pas hataları. Pereira solda Gezal. Gezal ortada Joalinton. Joalinton asistini yaptı. Golünü de attı Joalinton. Dakika 88 maçı kopardı Joalinton. İşte Gezal Sordan çok güzel orta yaptı. Joanninton gelişine çok güzel ve düzgün bir vuruşla takımımızı 2-0'ına geçirdi ve bu maç burada biter dedi arkadaş. Bu maç burada biter dedi. Şimdi İsa Gezal ortaya ancak Kavusic, Necit artık rahat oynuyoruz. Maçta son saniyeler Bursa Spor'da artık yenilgiyi kabullendi diyebiliriz. Ve hakemin son düdüğü geldi. Bursa Spor karşısında kendi evimizde 2-1 ne 2-1'ini kendi kendimize gol attık. 2-0 galip geldik. Gerçekten bizim için güzel bir galibiyet oldu bu. Evet dostlar Kasımpaşa deplasmanı geldi çattı. Bizim için gerçekten önemli bir maç. Burada eğer puan kaybetmezsek gerçekten bizim için ee, dediğim gibi yine söyleyeceğim aynı şeyi söyleyeceğim belki ama gerçekten önemli bir şey olacak arkadaşlar. Dedik dedik dedikten sonra şöyle yapalım. Bir bakalım ortada ne var defans dolu defans defans Ahmet Çalık sakat biliyorsunuz 3-4 haftası kalmış Abdülkerim Bardakçı'nın 3-4 ay maalesef hmm. Umarım bir tane daha stoperimiz sakatlanmaz. Başka stoperimiz yok çünkü. <laughs> Gerçi lohmar da var. Aslında lohmara oyun almamız gerekir diye düşünüyorum. Herhangi bir sakatlık olursa maçta lazım olabilir dedik. Ha, ha. Ha, en fazla 11 oyuncu diyor. Bizde 12 tane varmış. Ha, ha, ha. Anladım. Yabancı sınırlamasına <laughs> takıldık yalnız. <laughs> Aynen arkadaşlar sözde yabancı sınırlaması yok. bir e, yabancı sınırlamasına takıldık yalnız. Bu arada e, futbol manager editörde yabancı sınırlamasını tamamen kaldırmayı biliyor musunuz? Yani eğer bilmiyorsanız onunla ilgili bir e, bir video çekebilirim. Sizi bilgilendirme amaçlı olarak dedikten sonra sesimizin volümünü yükseltiyoruz. Deplasmana geldik Kasımpaşa'ya. Bakalım Kasımpaşa'yı fethedebileceğiz mi? Maça biz başladık. Hadi bakalım çocuklar kolay gelsin. Dakikalar 8 oldu. İki takımdan da şu anlık herhangi bir atak girişimi olmadı arkadaşlar. Deplasmanda oynuyoruz. Biraz daha kontrollü oynuyoruz. Maçın gidişatına göre hamlelerimizi yapacağız. Bakalım neler olacak. Hakan Çineme'ye yine sarı kart gördü. Bu adam çok agresif oynuyor. Bu adamı satacağım. Satacağım ha. Vallahi satacağım. Dakikalar 28-29 oldu. Hala bir gol pozisyonu. iki takımdan da yok. İlk yarı baya bir kısır geçti derken şimdi İsmail kullanıyor. Koray. Koray. Koray uzun oynadı. Kim o? Tunay, Tunay'dan Eren, Eren'den İrfan, İrfan sağ Şener, Şener, Şener ortayı yaptı ancak defansımız araya girdi. Şimdi İshak, İshak'tan Vilalba, Vilalba uzun oyunda Joelinton, Cezatatan, Joelinton vurdu ve gol. Joelinton, Joelinton kaldığı yerden devam ediyor. Dakika 37 deplasmanda 1-0 öne geçtik. Burada Vilalba'dan mükemmel bir asist. Çaprazdan ceza sahasının girdi. Kaleci karşı karşıya kaldı. Sol ayağıyla sert düzgün bir vuruş. İğne deliğinden soktu geçirdi o topu. Ve 30. 37. dakikada 1 öne geçirdi Kasımpaşa deplasmanında takımımızı. Joalinton. Şimdi Tunay kullandı serbest vuruşu. Orada bir karambol ancak defans araya girdi. Tekrar Tunay'da top. Tunay. Tunay'dan Castro. İrfan şut. Kaleci Sinan dönen top. Top out'a gitti. Kasımpaşa'ya. Beraberle çok yaklaştı. Sinan izin vermedi gole. Artık ilk yarının son saniyeleri derken Hakem'in düdüğü geldi ve ilk yarı sona erdi. İlk yarı 1-0 öne geçtik. Joelinton'un golüyle bakalım ikinci yarı umarım yine istediğimiz gibi gider arkadaşlar ve ee, deplasmandan puan ya da puanlarla döneriz diye ümit ediyorum. Şimdi ikinci yarıya Kasımpaşa başladı. Şener Tunay derken simülasyon hop kardeş dedi dur nereye gidiyorsun dedi. Pozisyon falan yok dedi. İyi dedik bizde bakalım ne olacak. Dakikalar 59 oldu. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor şu an takım genel olarak güzel oynuyor. Bir Hakan Çinemre var. Onu da değiştireceğim. Sarı kartı da var zaten. Lohmar'ı biliyorsunuz. İyi ki almışız kadroya. Alsak mı almasak mı? Çelişkimiz vardı. Maç başında. Ancak Hendrik, Lohmar işimize yaradı. Dakikalar 60'ı gösterirken oyuna girdi. Hendrik, Lohmar. Dakikalar 63 oldu. Kasımpaşa'da oyuncu değiştiriyor. Eren çıkıyor. Yerine Cenk Tosun girdi. Ryan Dong 64. dakikada sarı kart gördü. Kasımpaşa agresif oynamaya başladı. Dakikalar 72 oldu arkadaşlar. 1-0'lık üstünlüğümüz devam Şöyle hemen bir oyuncu değişikliğine gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Gazali çıkartıyorum. Makuye'yi alıyorum. Makuye e, hafta içinde bayağı bir sıkıntı çıkarttı bize. İşte niye oynamıyorum ben falan filan gibisinden. Bakalım ne olacak. Şimdi Kasımpaşa 76. dakikada beraber kişi basıyor. Castro, Castro karşıya karşı karşıya vurdu. avut attı Castro. Bravo Castro. En güzel vuruşun böyle olsun Castro. Dakika 78 oldu. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. 83. dakika heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hadi çocuklar bu maçtan bir galibiyetle alalım. Gerçekten müthiş olur müthiş. Dakikalar 90 oldu. Kasımpaşa deplasmanında 1-0 öndeyiz. Jovalinton'un attığı golle. Hakim 2 dakika uzatma artık son saniyeler. Muhammed Eduardo solda topu Makuye kontrol edemedi top Cenk'e geldi. Cenk elle kullandı derken hakemin son düdüğü geldi ve Kasımpaşa deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılıyoruz. Tebrik ediyorum futbolcularımı gerçekten kusursuz bir iş yaptılar ve şu anda bir maç fazlamızla ee, ligde ikinci sıradayız arkadaşlar. Joelinton, Joelinton ve bir sonraki maçımız bakalım kim ne olacak Villarba maçın adımı seçilmiş yaptı asist gerçekten akıllı zarardı. Evet He canım ha. Evet arkadaşlar bir sonraki maçımız riz Rize Sporlu olacak. Ne oldu ortalık karıştı orada bir Rize Rize falan filan. <laughs> Neyse bakalım bir sonraki maçımız Rize Sporlu arkadaşlar. Evet dostlarım Rize Spor maçı geldi çattı kendi evimizde oynuyoruz. Yani puan kaybetmek istemiyoruz. Yani kaybetmememiz de gerekiyor zaten çünkü. Geçen hafta biliyorsunuz Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0'lık bir skorla galip gelmiştik. Güzel gidiyoruz bu bölümümüzde. Umarım bu güzel gidişatımızı bozmayız. Aynı şekilde devam ederiz temennisiyle. Maça girişimiz yapıyoruz. Kendi evimizde oynayacağız. Rize Spor'a karşı oynayacağız. Rize Spor ters bir takım gerçekten. O yüzden dikkatli olmalıyız diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak maça başlıyoruz kadromuzda. Geçen haftaki maç kadrosundan herhangi bir değişiklik yapmadık. Bakalım nasıl bir sonuç elde edecek bu kadromuz. Aynı güzel futbolla yine galibiyeti bize hediye edebilecekler mi? Richard Gazal 9. dakikada offside. İsmail offside. Offside'lar 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 üst üste geliyor. Şimdi Juaninton'dan önce Uğur girdi araya. Biziz Ahmet İlhan. Pellegrini. Tonkara. Tonkara. Pellegrini. <laughs> Ahmet İlhan. Ceza sahasına Ahmet İlhan ortaya. Sinan'ı geçti Sercan. Sercan topu aldı gönderdi ve 1-0 mağlup durumdayız. Çay kurucuyuz bu karşısında. Burada Ahmet İlhan orta yaptı. Arka direkt bomboş kaldı. Ve maalesef orada İshak adamını kaçırdı. Ve maalesef dediğimiz gibi 1-0 mağlup duruma düştük arkadaşlar. Kendi sahamızda Çaykur Rize spora karşı diye bir... Şimdi yine Ahmet İlhan oldu. Uzun bir pas Tonkara'dan önce Carter Carter kaptırdı. Tonkara vurdu Sinan. Carter'dan inanılmaz bir hata. Rizespor az daha ikinci golü buldu ancak Sinan Bolat izin vermedi. Çaykur Rizespor çok tehlikeli geldi ancak Sinan gole izin vermedi. Şimdi Ahmet İlhan'ın foalü atak olgunlaşmadı. Dakikalar 37'yi gösteriyor. 1-0'lık mağlubiyetimiz devam ediyor. Kendi evimizdeyiz Rizespor karşı arkadaşlar. Ve hakem artık son düdüğünü çalacak derken çaldı. İlk yarı 1 sıfırın ya şöyle bir sirkelelim. Sirkelim hem ben hem futbolcularımız evet bak görünür birden sesim bile böyle değişti hem ben hem futbolcularımızın e, kendilerine gelmeleri gerekir diye düşünüyorum şöyle bir güzel azarladım yüklenmemiz gerekiyor e, talimatlardan da artık yapabildiğimiz her şeyi yapmamız gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar şöyle diyelim. Sadece hücum acaklansınlar Tamam tamam. Şuna dengeli diyelim. Mevkinizden bağımsız oynayın. Ve ikinci araya başlayın dedik. Artık bakalım ilk yarı yapılabilecek ofansif anlamda yapılabilecek oyuncu değişikliği haricinde hamleleri yaptık. Bakalım takımımız buna nasıl bir reaksiyon gösterecek. Umarım olumlu bir reaksiyon gösterirler. Umarım. Dakikalar yalnız 53 oldu. Hala bir gol pozisyonuna giremedik. Dakika 63 oldu. Şimdi Muhammed'le taş atışını kullandık. Levent tekrar Muhammed ancak defansa girdi. Şimdi Bayiç. Bayiç. Makaydi. Sercan. Golün sahibi Sercan. Bayiç'e bir ara pası. Bayiç. Karşısına İshak geldi. Bayiç. Bayiç. İshak'la mücadelesi. Bayiç geriye döndü. Kofiani, Sercan. Sercan. Kofiani, Makiay diye Arapat Bayiç karşı karşıya. Bayiç vurdu. Avut'a gitti. Rizespor yine tehlikeli geldi. Bayiç'ten tehlikeli geldi bu sefer. Ancak top Avut'a gitti. Şöyle bakıyorum. Oyuncu değişikliği yapmama gerek Yok. dakikalar 69 oldu. 1-0'lık mağlubiyetimiz devam ediyor maalesef. Richard Gazal sakatlandı. Onun yerine Makuya'yı alayım. Hadi Makuya. Forma istiyordun. Al sana fırsat. Al sana forma. Göster kendini. Senin neden ilk 10 11... bana kanıtla. Şimdi Pereira. Pereira'dan yapma Pereira. Hatalı bir pas. Şimdi Meha Makaydi. İshak geldi al topu. İshak uzun oynadı. Kim var orada? Bizden hiç kimse yok. Uğur. sene döndü. İtanya. İtaniye uzun oynadı. Ancak orada bir orta saha mücadelesi var. Levent'ten Matius Pereira. Matius Pereira. Top ilerliyor. Şutunu çekti. Avuta gitti. Matius Pereira. Şutunu çekti. Top. Avuta gitti. Şimdi Levent kullanıyor. Levent kullandı. Hakan vurdu ve gol. Hakan Çin Emre 86. dakikada beraberliği getirdi bize. Levent ortasını yaptı. Hakan Çin Emre defansa gelmiştik. Yükseldi kafayı vurdu ve durum 1-1 oldu. 86. dakikada. Dakikalar 89 oldu. Artık sanırım başka bir gol olmayacak maçta. Carter, Levent, Vilelba, Matheus Pereira, Pereira. Pereira şutunu çekti. Çok 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 farklı top Out'a gitti. Ve hakemin son düdüğü kaldı. Çaldı kaldı. Nerede kaldı hakemin düdüğü söylesenize. Nerede kaldı? <laughs> e, hakem son düdüğünü çaldı arkadaşlar. Ve maçın sonucu geldi. Futbolcularımız azaldık. Ancak baktığınızda 21 şut çekmişiz. 4 tane çıkarayım bulmuş sadece. Bu tam bir hezimet bizim için. Yani yüzde kaç? 10 mu %20 kaleye bulan şutumuz %20 arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde de sonuna geldik. Bir sonraki bölüm için beni özleyin tamam mı? Ondan sonra ne diyeyim size başka biliyor musunuz? Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın dostlar.